İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Yerebulur adlı Panteon'da. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Batı Ermenistan'ın evlatları Levon Ekmekçihan. Bugün Şişi'nin kurtuluşunun yıl dönümü. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın zorla yerinden edilmiş Şuşi halkıyla toplantısı. Batı Ermenistan'daki Dersim Hay platformunun açıklaması. Gagik Ginosyan, kültür aracılığıyla Artsakh sorununa, nüfusun azalmasına, etnik temizliğin durdurulmasına insanların dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Memleketin öz savunucuları olan Yegrabahlar, Sultan II. Abdülhamid'in Ermeni sivil nüfusa yönelik baskılarından bu yana var olmuştur. 8 Mayıs 1993'te kutsal vatanı koruma görevinde savaşan güçleri birleştirmek amacıyla Yegrabah Gönülleri Birliği kuruldu. Ve bugün Yegrabah günü münasebetiyle Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan liderliğindeki Batı Ermenistan heyeti ana vatanın kurtuluşu sırasında farklı zamanlarda hayatını kaybeden askerlerin anısına saygılarını sunmak için Yerebulur adlı askeri panteonu ziyaret etti. Asala askerleri General Antranik ve son Artsakh Savaşı'nın askerlerinin mezarlarına saygı ziyaretinde bulunuldu. Batı Ermenistan liderliği her zaman ana vatan için hayatlarını feda eden askerlerin anısını onurlandırıyor. Çünkü onlar başlangıçta Batı Ermenistan'a ulaşan kurtuluş mücadelesini sürdürmek amacıyla silaha sarıldılar. Başkan Armenek Abrahamyan öz savunucuların 44. resmi üyesidir. Yerebulur adlı askeri panteonda silah arkadaşları ve Yegrabah Birliği liderliği ile bir araya geldi. Kimlik arayışının kavşağında Ermenilere yönelik soykırım Armenosit konusu ne kadar şaşırtıcı görünse de Almanya'da yerleşmiş Türk yazarları için bir çalışma ve tartışma konusu haline gelir. Özellikle 1990'ların ortalarında Almanya'daki Türk yazarların yazdığı eserlerde bu konuya geniş göndermeler buluyoruz. Kuşkusuz demokratik ve liberal Avrupa toplumu, tarihsel gerçeklerin çok yönlü incelenmesi ve nesnel değerlendirmeler için verimli bir zemin oluşturmuştur. Halihazırda Avrupa normlarıyla büyümüş Almanya'daki Türk yazarları için o dönemde işgal altındaki Batı Ermenistan'da hala katı bir şekilde uygulanan soykırım Armenosit tabusunu yıkmak belki biraz daha kolay oldu. Türk makamlarının her zaman ülke dışında yaşayan vatandaşlar arasında bir dizi dış ve iç siyasi meseleyi kendi lehine korumaya çalıştıklarını belirtmekte fayda görürüz. Örneğin Kürt sorunu, Kıbrıs sorunu, Ermenilere yönelik soykırım, Armenosit inkarı gibi meseleler. Bu amaçla Türk diplomatik misyonları ve daha sonra resmi Ankara tarafından finanse edilen çeşitli sivil toplum kuruluşları Almanya'da Türk toplumunun oluşumunun ilk yıllarından itibaren oldukça aktif olmuştur. Bu arada 2010 yılında Türk hükümetinin aldığı bir kararla yurt dışı Türkler ve akraba dernekler daire başkanlığının kurulmasından sonra bu faaliyetin daha sistemli ve yönlendirici bir nitelik kazanmaya başladığını ve şu anda sadece siyasi ve sosyal değil, aynı zamanda eğitimsel ve kültürel düzeyde yürütüldüğünü vurgulayalım. Tüm bu düzeylerde faaliyet gösteren çeşitli Türk örgütlerinin hedef noktalarından birinin de her zaman Ermenilere yönelik soykırım, Armenosid'in inkar politikası ve Ermeni karşıtı lobi faaliyetleri olması doğaldır. Bu koşullar altında Ermenilere yönelik soykırım, Armenosid'in Türkçe olmayan versiyonunu sunan eserlerin Türk toplumu tarafından genel olarak kabul edilemez olduğu açıktır. Buna Ankara'dan kaçınılmaz olarak gelen olumsuz tepkileri de eklersek Avrupa'da yaşayan bir Türk yazar için bile soykırım Armenosit konusunu ele almanın oldukça cesur bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Almanya'da yaşayan Türk yazarlardan Zafer Şenocak, Emine Sevgi Özdamar, Kemal Yalçın Ermenilere yönelik soykırım Armenosit konusunu gündeme getirdiler. Levon Ekmekçihan 1958 yılında Lübnan'ın Mantı bölgesinde göçmen bir ailede dünyaya geldi.
Ekmekcan, Karin adlı askeri operasyonunun bir üyesiydi. 7 Ağustos 1982'de saat 16.15'te her ikisi de Asala savaşçıları olan Zohrab Sarkisyan ve Levon Ekmekcan Ankara Havaalanı'na girerek dış hatlar bekleme salonuna gittiler. İntikamcılar, Lufthansa şirketinin çoğunlukla Türk gurbetçi işçileri olan birçok yolcusu uçağa binmek için son gümrük faaliyetlerini yaptıkları sırada silahlarını çıkardılar. Beyrut'ta planlanan Karin operasyonu başladı. Militanlardan biri el bombası pasaport kontrol noktasına doğru atar ve bomba orada patlar. Diğeri ise dehşete kapılan kalabalığa otomatik tüfekle ateş açar. Saldırının ansızın olması nedeniyle uzun bir gecikmenin ardından havalimanı güvenlik güçleri karşı saldırıya geçer. Şiddetli çatışmadan sonra Levon Ekmekcan ağır yaralandı ve düştü. Silah arkadaşı ise 23 kişiyi rehin alarak restoranın salonunda kapandı. Amerikalı yolcu Bayan Bosford kaçmaya çalıştığı için arkadan vuruldu. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi öğrencisi Sıtkı Bekir Zengel adlı genç bir Türk restoranın penceresinden atlamayı başarır ancak binayı çevreleyen Türk polisi onu terörist zannederek vurur. Cephanesi biten Sarkisyan intihar etti. Ekmekcan ise yakalandı. Türkiye Dışişleri ve Enformasyon Bakanlıkları askeri mahkeme tarafından idam cezasına çarptırılan Levon Ekmekcan ile gazetecilerin görüşmesine izin verdi. Kararın yayınlanmasından önce Levon şöyle bir açıklamada bulundu. Ben buraya terörist olarak değil, vatanın kurtuluşu için bir asker olarak geldim. 29 Ocak 1983'te Ankara'daki Mamak cezaevinde idam edildi. Kahraman ölümünden önce şunları yazdı. Kimse beni ziyaret etmiyor. Ben kimseyi görmüyorum. Duygularıma hakim olabilmeli ve bu dünyadan ayrılmalıyım. Ermeni şair Silva Kapudikyan, Gece Ağıtı şiirini Ekmekcan'ın anısına ithaf etti. Artsakh'ın Şuşi şehri 8-9 Mayıs 1992'de kurtarıldı ve bu kurtuluş 1. Artsakh Savaşı'nda bir dönüm noktası oldu. Gerçekten de Ermeni tarihinin en şanlı zaferlerinden biridir. Operasyon tamamen Öz Savunma Kuvvetleri Komutanı Komandos lakaplı Arkaditer Tadevosyan tarafından yönetildi. Genelkurmay Başkanı ise Felix Gzohyan'dı. Komandos 4 Mayıs'ta saldırı emrini imzaladı ancak bazı hazırlık sorunları nedeniyle ertelendi. Şuşi Kurtuluşu'nun Dağlarda Düğün Kot adlı operasyonu 8 Mayıs sabah saat 2.30'da başladı ve 9 Mayıs şafak vakti sona erdi. Şuşi'ye zaferle girdik ve Gazançetos Kilisesi'nin yıkık kubbesinde 3 renkli Ermeni bayrağı dalgalandı. Muharebe operasyonu sırasında Ermeni tarafı 57, düşman ise 250-300 kayıp verdi. Şuşi'nin kurtarılmasından sonra Ermeni Silahlı Kuvvetleri Berzor alt bölgesinin köylerini Berzor'u da kurtardı ve 18 Mayıs'ta insani koridoru açarak Goris bölgesine ulaştı. Batı Ermenistan'ın Yerevan temsilciliğinde Şuşi şehrinden zorla yerinden edilmiş yerliler olan Şuşi Yurtseverler Birliği üyeleriyle bir toplantı 8 Mayıs'ta gerçekleşti. 2020 yılının 44 gün süren savaş sonucunda Şuşi şehrinden zorla yerinden edilen vatandaşlar kendi haklarını korumak için Batı Ermenistan hükümetine başvurarak Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'a Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma yetkisi verdi. Görüşmede Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Şuşi Yurtseverler Birliği Başkanı Aşot Arutunyan ve diğerleri birer konuşmada bulundular. Şuşi halkının şikayetleri üzerine Bakü makamları aleyhine açılan davalar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde devam eden süreç hakkında bilgi veren Devlet Başkanı Abrahamyan, bu yılın sonuna kadar ilk yargılamaların başlayacağını ifade etti. Bu davanın siyasi önemi vurgulandı. Başkan, Batı Ermenistan hükümetinin Azerbaycan işgalcilerinin kendi topraklarında bulunan Şuşi şehrinden çekilmesi talebini özetledi. Görüşmede Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Şuşili mültecileri ilgilendiren konular çerçevesinde net argümanlarla cevap verdi. Batı Ermenistan'ın Dersim kentinde faaliyet gösteren Dersim Hay Platformu'nun bürosu Sanat Sokağı adlı yeni adresine taşındı.
Dersim Hay platformundan yapılan açıklamada büromuzda Ermenice dil kursu çalışmalarına başlayacağız. Bu minvalde Ermeni dili, kültürü ve tarihiyle ilgili kitap, belge ve dokümanlarınızı bekliyoruz. Dayanışma yaşatır. Haydi. Karin adlı geleneksel şarkı dans grubunun sanat yönetmeni Gagik Ginosyan'ın önderliğinde 7 Mayıs'ta Yerevan'ın Bagramyan Caddesi'nde Artsakh'ın kurtuluşu için savaşan yurttaşlarımızı desteklemek için açık bir geleneksel Ermeni dans dersi gerçekleşti. Grubun sanat yönetmeni Gagik Ginosyan, düzenlenen kültürel etkinliklere atıfta bulunarak Aravot Ayem ile yaptığı söyleşide şunları ifade etti. Kültür yoluyla insanların dikkatini Artsakh sorununa, nüfusun azalmasına ve etnik temizliğin durdurulmasına çekmeye çalışıyoruz. Gagik Ginosyan, etkinliklerin Artsakh gençliği tarafından başlatılan Artsakh'ta Etnik Temizliğe Hayır adlı imza kampanyasını desteklemeyi amaçladığını belirterek şunu ekledi. Onlarla anlaşarak açık bir dans dersi düzenlemeyi teklif ettik. Birçok kişi imzanın atıldığı masaların farkına bile varmaz. Bu nedenle insanların dikkatini imza kampanyasına çekmek ve imza kampanyasını biraz daha büyük hale getirmek için dans etmemizi önerdik. Gagik Ginosyan, Avrupa Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Mahkemesi kararıyla da kanıtlanan Artsakh'ta olup bitenlerden dünyanın haberi olup olmadığı sorusuna yanıtı şu oldu. Görevimiz daha sonra bizim haberimizin olmadığını söylememeleri için bilgilendirmek. Artsakh gençliğinin çekiciliğini desteklemeye geldik. Benim fikrimi sorarsanız biz kaderimizin efendisiyiz. Görüldüğü gibi kimsenin etkisi altında kalmayan ve Avrupa Mahkemesi kararından sonra bir metre bile kıpırdamayan Azerbaycan bu karardan sonra geri çekilmedi, aksine daha ilerledi ve yeni engeller koydu. Ünlü koreograf ve Artsakh Savaşı'na katılan Gagik Ginosyan'ın Ermeni dans sanatının korunması ve öğretilmesi konusundaki katkı ve çabalarına saygı duyan Batı Ermenistan liderliği kendisi tarafından düzenlenen girişime desteğini ifade ediyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Şaragan adlı topluluğun solisti Arminhu Seyranyan tarafından seslendirilen dünyaca ünlü Ermeni aşık Sayat Nova'nın Nazani adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.